Efendim sırada TV 100 spikeri Osman Kenan Çapoğlu'nun Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le röportajı var. Kahramanmaraş'tayız, merkezdeyiz değerli izleyenler. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le birlikteyiz. Son durumu kendisinden alacağız. Son bilgileri aktaracak bizlere. Büyük geçmiş olsun diyelim başkanım. Sizi dinleyelim. Evet, pazar günü, pazartesiye bağlayan gece saat 4.17 itibariyle merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan çok şiddetli bir depremi yaşadık. Bu tabi ifade edildiği gibi belki son 100 yıl içerisinde en büyük, en şiddetli ve alan olarak da en geniş bir depremi yaşadığımız ifade ediliyor. Tabi merkez üssü Kahraman Pazarcık olmasına rağmen 10 ilimizi etkileyen çok geniş bir alanda depremi yaşadık ve hissettik. Akabinde hemen saat 2'ye doğru, yani 1.30-2 civarında ikinci depremi yaşadık. Birinci depremin şiddeti 7.7. İkinci depremde yine Kahramanmaraş Elbistan ilçemiz olan 7.6 şiddetinde bir deprem. Tabii ki bu depremler 10 ilimizde yaklaşık, merkez üsler ne kadar Kahramanmaraş olsa da, etkisini son derece gösteren deprem. Depremin tabii oluşmasıyla birlikte tüm ekiplerimiz, ben 4.30'da belediyedeydim. Saat 5 gibi de valimizle beraber 112 acilde bütün şehirdeki ekiplerimizi koordine ettik, toplandık. Alandaydık. Tüm kurum ve kuruluşlarımız alandaydı. Tabii sabah da İçişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız talimatıyla buraya geldi. Onun koordinasyonunda çalışmaları devam ettirdik. Burada ülkemizin birçok yerinde belediyelerimiz sağ olsun buraya desteklerini, yardımları gönderdi. AFAD'ımız, bütün bakanlıklarımız burada. Sahada şu an en az 2000'in üzerinde profesyonel kurtarma ekibi var. 13.000'in üzerinde de personel var. Bütün kurumlarımız, devletimiz bütün ve imkan ve kabiliyetleriyle burada son derece üst düzeyde bir koordinasyonla hem kurtarma, hem arama, hem diğer ihtiyaçlar için el birliğiyle, can birliğiyle çalışıyorlar. Ben tabii ki bütün bu personelimize, bütün bakanlıklarımıza bu gayretleri, destekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Olayın başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız olayı çok yakından takip ediyor ve kendisine buradan bilgi aktarıyoruz, sağ olsun. Tabii büyük bir felaket. Acımız büyük. Çok sayıda binamız yıkıldı. Can kayıplarımız var, yaralarımız var. Arama kurtarma ekiplerimiz bunu canla başla çalışıyorlar. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Rabbim bir daha da böyle felaketler yaşatmasın diyoruz. Şu an çalışmalar devam ediyor. İnşallah ne kadar can kurtarabilirsek bizim için o mutlu. Son derece güzel de haberler alıyoruz. Ekiplerimizin gayretiyle canlı hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı çıkarıyoruz. Bu da bize tabii ki bu acı içerisinde bir ümit veriyor. Ben tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. İnşallah tekrar bu tür acılar yaşamayız diyorum. El birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Güngör, şunu da sormak istiyorum. Artık yavaş yavaş yolların da açılmasıyla birlikte yardım malzemeleri sıkça gelmeye başladı. Onların nitelikli olması adına buradan bir duyuru yapmak lazım. Neler söylersiniz? Evet, gerçekten ciddi yardımlar geldi. Tabii şöyle bir zorluk yaşadık. Mevsimin kış olması, yolların kışa bağlı olarak kapalı olması ve bazı araçların da yollarda bulunması, çünkü yardım malzemelerini getirdiğinizde yolların tabii ki çok rahat geliyor olması lazım. Ama diğer trafik de bunun gelmesini etkilediği zamanlar oldu. Şu an tabii gıda ihtiyacımız, yatak ihtiyacımız, barınma ihtiyacımız, hamdolsun bunların hepsi var. Bunları dağıtımını gerçekleştiriyor ekiplerimiz. Bunları dağıtıyoruz. Sıcak yemek epey yerde, şehrin hemen hemen tamamına yakın yarı sırk yemek dağıtımı devam ediyor. Diğer hazır yiyecekler devam ediyor. Allah'a şükür el birliğiyle tabi bunları yerine getiriyoruz.